Arkadaşlar merhaba. Burada şu anda 3 tane kristal kuvars görüyorsunuz. Bunların hepsi çubuk, kalem, kristal kuvarslar. Bunların hepsi Ankara bölgesinde bulunmuş kuvarslar arkadaşlar. Şu gördüğünüz kuvars ise Ankara'dan değil, başka bir ilden, Kütahya tarafından, arkadaşlarım tarafından bulundu ve gönderildi. Ama bu 3 tane kalem kuvarsı ben kendim bizzat çıkardım. Kendim buldum Ankara bölgesinden. Lemurian Seed Quartz diye de geçiyor bunlar. Özellik olarak o kuvars biçimini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar, bu videoyu çekmemdeki amaç şu: bu kristal kuvarsların size büyüdüğünü ve büyüme çizgilerini anlatmak istiyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz şu dikey çizgiler var, bakın şöyle şöyle çizgi çizgi çizgi. Bunlar kristal kuvarsın büyüme çizgileri, bakın yukarıdan aşağıya doğru yanal çizgiler. Evet, ortadakine bakın, onda da aynı şekilde yanal çizgiler mevcut. Yani çekim kalitesinden kaynaklı bunlar çok belki görünmeyebilir. Fakat bunlar çıplak gözle baktığımızda çok güzel bu büyüme çizgilerini görebiliyoruz. Şimdi bu büyüme çizgilerinden aslında bu kuvarsın biz tamamen doğal olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. Ana kütleden kuvarsları kesiyorlar ve bu şekilde, bu biçimde, bu formda yapay kuvarslar oluşturabiliyorlar. Fakat size bahsettiğim bu yanal çizgileri çok fazla yapamıyorlar. Bundan dolayı da bu yanal çizgileri çok gördüğünüzde bunun doğal bir kristal kuvars olduğunu bilebilirsiniz. Bakın şunda özellikle yukarıdan aşağıya doğru büyüme çizgileri. Evet arkadaşlar, bu kristal kuvarslar doğada milyonlarca yılda böyle büyüyüp gelişiyor, şey yapıyor, büyüyor. Aslında bu elimde görmüş olduğunuz kristal kuvarslar 14-15 milyon yıllık kristal kuvarslar, o şekilde. Bu kuvarslar mağmatik kayaçlar mağmadan çıkınca şöyle gelişiyorlar arkadaşlar. Üst manto denen bir bölge var mağmanın içerisinde. Oradan, o üst mantodan işte gaz sıkışması, yeryüzündeki çatlaklar vesaire gibi şeyler olduğunda oradan bir volkan çıkışı oluyor. Ve bu mağmadaki hamur gibi olan şey yeryüzüne çıkıyor. O kadar yüksek sıcaklıkta ki bu 1000-1500 de 1200-1500 o derece sıcak bir volkanik aktivite bu arkadaşlar. Sonra yeryüzüne çıkınca ani soğuyan yerler oluyor, zamanla soğuyan yerler oluyor. Ani soğuyan yerlerde daha önceki yapmış olduğum bir videoda vardı, oralarda obsidyen oluşuyor. Ama yavaş soğumanın olduğu yerdeki kristalleşme, yani ani soğuma olunca kristalleşme olmuyor. Fakat yavaş soğuma olduğunda mağma kristalleşmeye zaman buluyor ve oralarda çeşitli mineraller, çeşitli madenler oluşabiliyor. Kristal kuvars da bunlardan bir tanesi. Özellikle 700 derecelerden aşağı doğru inince bu kristal kuvarslar işte oluşmaya başlıyor. İşte alçak sıcaklık kuvarsları var, yüksek sıcaklık kuvarsları var. Bu mağma gittikçe soğuyor. Eğer bu mağmanın içerisinde silisyum bakımından çok zenginse, ki bu formülü şudur, silisyum dioksittir. Yani silisyumla oksijenin, silikonla oksijenin birleşmesiyle oluşan bir taştır bu arkadaşlar. Eğer dediğim gibi silis bakımından zenginse o mağmatik yapı, o zaman bu soğuma esnasında bu kuvarslar oluşabiliyor. Eğer yüzeyde ve ani soğuma, yakın soğuma gibi çabuk soğuma olduğunda daha küçük kristaller oluşuyor. Fakat eğer soğuma yavaş olduğu zaman daha büyük kristaller oluşuyor. Ve boşluklarda, en son işte o boşluklarda
çatlaklarda kayaların, oralarda çözülmüş olan o silisyum bakımından zengin mineraller oralarda şey oluşturuyor. İşte bu kuvasların başka formlarını da oluşturuyor. Örneğin kalsedon, opal gibi şeyler de o şekilde oluşuyor. Boşluklara doluyor o silis mineralleri. Öyle. Şimdi bu görmüş olduğumuz arkadaş, yani bu kristal kuvaslar böyle oluşurken bir yere tutunuyorlar işte, veya da şey yapıyorlar, orada gelişiyorlar. İçinden bu silisi alıyorlar ve bu silisli yapı bu yapıyı oluşturuyor. İşte bunlar milyonlarca yılda bu görmüş olduğunuz büyüme çizgilerini görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle büyüyor ve belki de her bir çizgi arasındaki zaman dilimi 1 milyon yıl. Burada da oluşumunu tamamlıyor, bitiriyor. Görüyorsunuz böyle üçgen gibi bir yapı var. Aslında bu altıgendir. Görüyorsunuz şöyle tepeden baktığınızda altıgen, yani kristal kuvasın en ideal formudur bu arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şöyle 6 tane köşesi var. Bu yukarıda da birleşimini tamamlamış, bitirmiş çatı bölgesinde. Evet, kristal kuvasları gördüğümüzde, bu üzerindeki çizgiler, yanal çizgileri gördüğümüzde bunun büyüme çizgileri olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu Ankara'da çıkardığımız kuvaslarda çok enteresan bir özellik var. Lemurian Seed Quartz demiştik biz bunlara. Bakın şurada kırmızı bir aurora yapısı var. Bazılarında o kadar şey ki, inanılmaz güzel gökkuşağı, rainbow diyeceğimiz gökkuşağı rengi veriyor. Bakın burada çevirirken biraz önce denk geldim. Onu size de göstermek istedim. Bakın orada renk oyunlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bunların içerisinde bazen arkadaşlar şey oluyor, renklileri oluyor. Bu aslında gördüğünüz bu kristal kuvarsın bu biçimi saf, şeffaf ve renksiz. Fakat bunun içerisine giren işte çeşitli mineraller var. Bu mineraller nedeniyle örneğin demir, titanyum, magnezyum gibi, onlar da çeşitli renkler alıyor. Onlar işte ne diyoruz? Sitrin diyoruz. İşte atıyorum kedi gözü diyoruz. Amatist diyoruz. Öyle. Bakın arkadaşlar, deminki bahsettiğim aurora renklere bakın. Görüyor musunuz? Gökkuşağı gibi. Yani bunu mesela büyüttüğümüzde, aslında bu daha büyük olduğunda, ışık vurunca bu rengi daha iyi görebiliriz aslında. Size o rengi göstermeye çalışacağım. Böyle geçerken şey yapılıyor da. Şuralarda şey var aslında. Şurada bakın. Evet, şurada biraz yakalayabiliyoruz. Bu da içerisindeki titanyum, demir ve benzeri gibi minarellerin arkadaşlar, bu içerideki bizim gözle görmeyeceğimiz kırık ve çatlaklardan yansımalarıdır. Aslında bu bir kuvars hatasıdır arkadaşlar. Yani çok böyle kırık ve çatlağın olmadığı yerlerde aslında çok bu şey gözükmez. Ama inanılmaz derecede güzel bir şey veriyor kuvarsa. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu kristal kuvars. Dediğim gibi şu yukarıdan aşağı inen çizgiler, bunlar hepsi büyüme çizgileri. Bak burada ne kadar belli oluyor. Bakın arkadaşlar.